Hasan Dalkılıç, merhaba hocam. Eskişehir'in en iyi yerel gruplarından analiz eder misiniz? Bakalım. Gece tarifesi Ederlezi. Okuyucunun tekniği çok iyi. Hep büyük, net. Çok iyi şarkı. Tam şu girişe bakın. Tak burada nefes aldı, gördünüz mü? Uzun ve tiz nefes, şarkı bölüm tutacak. Küçük bir nefesle tam giriyor ve müthiş. Hem düz tutması, sonlarda tatlı vibrasosu, kontrolü. Sol kol. Şarkıcı ki. O kadar iyi şarkıcı ki. Bazı insanı izlediğin zaman diyorsun ki evet işte bu. İşte bu. Müthiş bir kontrolü var. Çok iyi bir sesi var. Çok rahat. Çok profesyonel. Onu demeyeceğim. Çok rahat. Bütün sesleri çok temiz çıkarıyor. Gücü çok güzel. Sesinin gücü gerçekten harikulade. Genel grup içindeki yapı, dıştan baktığında herkes oturuyor. Bu biraz sıkıcı açıkçası. Fakat müthiş bir solist ya. İnanılmaz geleceği var. Bilmiyorum neler yapacak, kaç yaşında falan ama olağanüstü bir gelecek seziyorum yani. Onu söyleyeyim. Bunu hissettiriyor yani. Bir fark var ve bu fark yıllar içinde hepimizin karşısında çok büyük bir yetenek çıkaracak. Bunu çok hissediyorum yani. Nereden hissediyorum bilmiyorum arkadaş. Onu da bilmiyorum yani. Birçok kişi şu an eminim sizle beraber benle beraber izleyen birçok kişi şey diyordur hani. Yani hocam güzel söylüyor. Ederlezi'yi bir sürü güzel söyleyen var böyle. Değil. Fark var. Fark var. Fark var. Çok güzel. Çok. İçinde bile taş gibi entonasyonla duruyor. Sol el niye özellikle sol el dedim? Şu sol elini şöyle açanlar falan var ya şarkı söyleyen, tamamdır yani, star. Star abi. Kaç kişi izledik hatırlıyorsun değil mi Özgün? Şimdi eski yayınları yeni arkadaşlarımız bilmezler. Bizim eski yayınlarımızda şu sol kolunu açan mesela çok efsane şarkıcı So Young vardır. Sonra
bu sol kolunu, sol elinin ayasını gösteren şarkıcıya, seyirciye birçok süper şarkıcı izledik. Ve bunun en sonunda hatırlıyorsan bir yayından sonra bir Amerikalı polis, bir polis bana mesaj yazdı. Dedi ki, biz dedi bu tekniği, yani şu aya gösterme, el içini göstermeyi dedi, karşımızda bir aksiyonlu bir durum varsa yaparız dedi. Hani elinin içini gösterirsin ve sakin ol, sakinliğini koru ifadesidir karşı tarafa. Ve karşı tarafı sakinleştirir diye söylemişti. Müthiş güzel bir reaksiyon biçimi bu. Aynı şey var. Çoğu şarkıcıda görmeyeceğiniz şeyler bunlar. Özel bir yeteneği var bu şarkıcının. Adını bilmiyorum. Kimdir? Bilmiyorum ama müthiş. Gideceğim. Diğer şarkılarına da bakacağım. Olağanüstü yumuşak bir renk. İpek gibi gerçekten. Gece Tarifesi. Daha önce izledim mi ben Gece Tarifesi'ni hiç? Ne kadar iyi okuyor ya. Olağanüstü gerçekten. Müthiş. Şu an şeyde mi yapıyorlar? Twitch'te mi? Yok, bir yıl önce. Tabii pandemi zamanı yapmışlar. Burada 3 yıl önce kayıtlar var. Ne çok kayıt var. Fakat her biri birbirinden güzel. Olağanüstü. Vokalin adını bilmiyorum. Biri yazsın da öğreneyim. Bari yayını öyle kapatayım. Genelde biri yazsın da öğreneyim deyip hiç bilmediğimiz bir dünyaya gidiyoruz. Acaba kim? Gece Tarifesi. Şu videolarınızın altına çocuklar, izlediğiniz zaman bu videoyu mutlaka grubunuzdaki kişileri yazın yani. Bilmiyoruz abi biz. Nereden bilelim sizi? Hocam. Efendim? Esra Koç. Özgün sesin gelmiyor. Esra Koç hocam. Esra Koç. Evet. Esra Koç buldum. Bir anda ben de böyle şey gibi. Esra Koç. Sahne sanatları opera. Şu an konservatuvardaki dersleri de veriyor. Müthiş bir şarkıcısın Esra. Gerçekten müthiş bir şarkıcısın. Takibimi de atarım. Hatta beni takip ediyormuş. İnanılmaz iyi bir şarkıcısın. Gerçekten müthiş. Bence şimdiden takip etmeye başlayın Esra Koç. İzleyen tüm arkadaşlar. Çünkü geleceğin müthiş bir şarkıcısı burada duruyor yani. İnanılmaz bir potansiyeli var. Çok belli yani. İnanılmaz bir potansiyeli var. Bir gün yıkacak ortalığı. Ne zaman bilmiyorum. Ama kesin yıkacak yani. Evet, gönderen arkadaş. Teşekkür ederim sana da. Gerçekten olağanüstü bir şarkıcı gönderdin. Ay harika. Esra merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Seninle tanıştığıma çok memnunum. Videonu izledim bu hafta sonu. Bayıldım. Ne kadar yeteneklisin ya. Ne kadar iyi bir şarkıcısın. Böyle ne kadar hakimsin her şeye. Kontrolün muhteşem. Ya bayıldım seni izlerken. Ben böyle tekniğini çok iyi kullanan, şarkı söylerken konsantresi %100 olan insanlara büyük bir hayranlık duyuyorum. Sen de hayranlık duyulacak bir şarkıcısın gerçekten. Biraz kendini anlatır mısın? Lütfen, seni tanımak istiyorum çünkü. Ben Eskişehir'de yaşıyorum şu an. 11 yıldır buradayım. Opera bölümü mezunum. Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldum. Evet. Onun aktif sahnelere devam ediyorum. Bir grubum var, Gece Tarifesi. Zaten onun videosunu izlediniz. O çok da eski bir video sanırım. 3 yılı var, belki de daha fazla. Evet, eski video. Şu an aktif olarak müzik yapıyorum. Öğretmenlik yapıyordum bir dönem. Şimdi sadece biraz müziğe yoğunlaşmak istedim. Hı-hı. O yüzden özel derslerle devam edip aynı zamanda sahnelerle devam ediyorum. Kedim gölgeyle ilgileniyor. Harika. Esra, beni yalnız bırakmıyor. Çok gençsin ama hani öğretmenlik yapmışsın, şey yapmışsın. Yani videoda izlediğim kadarıyla gerçekten çok gençsin. Ne zaman yaptın bu kadar şeyi? Ya üniversitede itibaren aslında zaten çalışmaya başladım. Orada aslında gördüğüm kadar da genç miyim bilmiyorum. 30 yaşındayım ben. 30 yaşındayım.
daha çok daha küçük gösteriyorsun ama. Evet, evet herkes onu net söyleyeyim yani. 25-26 yaşlarında, 24 yaşlarında böyle yeni hani daha yeni piyasaya girmiş biri gibi gözüküyorsun. Bu güzel bir şey aslında senin için bence. Sayılabilir düşündüğünüzde. Çünkü öğretmenlik yaparken çok fazla zamanımı alıyordu ve doğal olarak müziğe çok odaklanamadım. Ya sahnelerime devam ettim ama daha çok şeyle devam ettim. Yani öğretmenlik daha ağır basıyordu. Bu sene dedim artık Esra 30 oldun ve bu işi sadece bu işi yapmak istiyorsun. Öğretmenlik sevmekle birlikte müzisyenlik bana bir tık daha ağır basıyor. Yani şarkı söylemeyi çok seviyorum. O yüzden öğretmenliği bir askıya aldım diyelim. Şimdi kariyerinde neler yaptın Esra peki? Hep Eskişehir'de mi bulundun yoksa başka şeyler denedin mi? Neler var müzikal kariyerinde bugüne kadar geçmişte? İlk lisede başladık biz bu işe. Benim de o zaman da ilk müzik grubumu orada kurdum. Hatta müzik öğretmenimizle birlikte. Sonrasında işte TRT'nin düzenlediği yarışmalara gittik vesaire. Sonrasında ben müzik öğretmenliğine hazırlanıyordum. O dönemde bir opera denemek istedim. Ya açıkçası çok da hazırlanarak gelmedim buraya Eskişehir'e. Sadece yakındaydım ve bir opera eğitimi alayım dedim. Çünkü sahnede olmayı çok seviyorum. Öğretmenliği seviyorum ama operadaki eğitimleri az çok biliyorsunuz çok daha ilgimi çekiyordu. Sonra opera ve öğrencilik hayatımız boyunca çok da aktif sahne alamıyoruz maalesef ki. Tekniğimizi etkilememesi adına. Sonrasında okul varken ufak çalışmalarım oldu. Tabii ki klasik eserler üzerine daha çok o ara konserler verdim. Okul biter bitmez hemen bir grup kurma derdine düştüm. Eskişehir'de başladı. Bir akustik grupla başladım. Sonra gece terfisindeki arkadaşlarımla tanıştım. Şehir dışlarına gitmeye başladım. Eskişehir dışında Uşak, Denizli, Antalya, Isparta. Bayağı bir yer var aslında. Şu an sayacağım birçok şehirde aktif olarak sahne almaya başladım. Yani sesini kullandığın yerler, opera sahnesi oldu mu peki? Operada aktif görev aldın mı hiç? Yok, sadece öğrencilik hayatımda konserlerde yer aldım. Öğrencilik hayatım ama... Ya ben operayı seviyorum, dinlemekten çok keyif alıyorum ama hani kendimi ifade edebildiğim bir alan olarak hiçbir zaman göremedim. O yüzden hiç de denemedim. Yani bir de soprano olmanın verdiği bir şey tabii ki biliyorsunuz. Biraz fazla bir ses soprano. O yüzden... ne var canım ne güzel fazlasından bir zarar gelmez. Öyle tabii ama Türkiye'de biraz fazlayız galiba biz opera açısından. Çok da zorlamadım gibi. İşin içine de çok giremedim. Çünkü rock müzik söylemeyi çok seviyorum mesela. Hani o videoda çok yok ama daha çok rock vokal olarak sahnede var olmak istiyorum. Sound olarak da öyle. O yüzden dedim ki bırakalım seven insanlar yapsın bu işi. Yani çünkü çok gönül vermek gerekiyor. Çok ciddi bir disiplin bu. Ve şartları kabul etmediğinizde gitmiyor. Ve ben de dedim neden sevdiğim şeyi yapayım. Her zaman aslında onu yapıyorum sanırım. Yani sevmediğim bir ortamda ve işlerle ilgili özellikle çok bulunamıyorum. O yüzden birazcık rockçılık yapalım dedik ama bakalım. Sadece gece tarifesiyle beraber çalışmadın o zaman. Farklı grupların mı oldu yoksa gece tarifesi asıl grubunuz mu? Asıl grubum aslında gece tarifesi. Onun dışında proje gruplarında yer aldım. Hala da var aslında. Rakemfoni diye bir topluluğumuz var Eskişehir'de. İşte müzik öğretmenlerinin, konservatuar öğrencilerinin yer aldığı böyle çok sesli bir orkestra. Yine aynı zamanda rock ve pop müziği çok sesli halde sahneliyoruz. Konser grubu daha çok aslında. Sensiz'de bir beste grubum oldu. Onlarla sadece beste yayınladık. 3 tane bestemiz yayınlandı. O da arkadaşlığımız çok güzel gidiyordu ve neden anı olarak böyle bir şey yapmıyorlar? Elimizde bunlar var diye. Hiç aktif sahne almadık onlar. Orası beste grubumuz. Bir şey soracağım sana. Yani hiç sen bu gruplarla bu kadar iş yaparken kimse sana şahane bir sesin var, muhteşem şarkı söylüyorsun. Esra sen başka şeyler de yapmalısın demedi mi yani? Yani dediler aslında ama sanırım yani zamanlama galiba çok önemli bu işte. Çünkü okulu bırakmamla her şey başladı. Bir yandan engel oluyor çünkü size. Ne kadar şey yapsanız haftalık 30 saat üzeri derse giriyorduk. Ya okul öyle bittiği olunca... gibi müzik öğretmenliğine mi başladın hemen sen? Koştuna. Evet. Ne hayırdır? Ne için bu kadar koşturdun da müzik öğretmeni için olmak için okumadın ama yani operayı? Öyle. Umarım bunu ailem görmez. Biraz tabii ki aile hani aklı kalıyor. Tek başınasın oralarda kızım. Bir öğretmen mi olsam falan. Konservatuvara giderken de koşuldum birazcık. Oydu aslında. Ama sonra
Yapamıyorum. Yani özel sektör koşulları zaten çok zor. Zorluğunun yanında çok vakit alıyor. Öyle olunca da Çok iyi bakıyorsunuz. anlıyorum. Çok iyi anlıyorum ama bir şekilde belki de hayatının dönüm noktalarından biri mi bilmiyorum ama hani ne zaman olur bilmiyorum bu. Fakat bir dönüm noktası olması lazım Esra. Bence olması lazım ve bu dönüm noktasında senin mutlaka artık kendini daha fazla insana ulaştırabileceğin bir şeye ihtiyacın var. Artık şarkı mı bestelersin, bir grup mu kurarsın, single mı yayınlarsın, albüm mü yaparsın, grubunla Türkiye turnesi mi hazırlarsın, daha büyük bir hedef mi koymak istersin karşına artık? Hani ya hayır bunu da yukarısına çıkmaya çalışmalıyız. Neden burada kalalım? Neden daha farklı şeyler deneyelim mi dersiniz bilmiyorum ama patlamaya ihtiyacın var. Çünkü sesin senin şu an seni tanıdığım Esra'dan çok daha büyük. Çok teşekkür ederim. Çok Çok daha büyük. teşekkür Bu kadar ederim. güzel bir sesin, bu kadar kaliteli bir rengin, bu kadar yeteneğin her zaman çok daha iyi konumda olması lazım. Bilmiyorum ben bugün senle işte bugün ayın kaçı? 26-12-2022. 2023'ün başlangıcındayız. 2024'e girdiğimiz zaman Esra Koç isminin çok daha fazla kişi tarafından bilinmesini hani bir dua gibi algılarsan evet dua ediyorum yani gerçekten öyle olması lazım. Sen de bunun için daha Ya, fazla bütün evet. grubunla herkes de bütün çevrendeki herkes daha fazla çalışmalı çünkü bunu becerebilecek potansiyeliniz var. Bu çok belli yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şu an zaten elimden geldiğince projelere odaklandım. Şimdi bir arkadaşımla beste olayına giriştik. Var yayınlayacağımız 4-5 tane şarkımız var. Grubumla sadece bir beste yayınlayabildik şimdiye kadar ama onlarla da artık odaklanalım. Ben buradayım dedim ve umarım Evet. güzel şeyler olur. Ben de çok İnşallah. istiyorum çünkü gerçekten önce bana ne yapmak istiyorsun diye sorduklarındaki tek şey çok fazla insana şarkı söylemek istiyorum. Büyük kitlelere şarkı söylemek istiyorum. Aynen Yani öyle. onun dışında hiçbir zaman olmadı ama dediğim gibi biraz hayat şartları vesaire anca Yani biraz geçmişi geride bırakıp 2023'ü artık yepyeni bir sayfa olarak bence daha farklı bir sayfa olarak bakıp 2024'e odaklanabildim. 2025'e kadar eminim ki çok daha güzel şeyler yapmayı kendine hedef koyabilirsin. Bu arada hayırdır nereye gidiyorsun? Pazara mı gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Bu ne? Ay, bakmayın kapı çaldı. İşte bu. Çıkmadı zor. Aradığım sohbet bu. Harikasın Esra. İnternetinde böyle sallara sallara Ya. geliyor. Neyse sesini duyuyoruz en azından. Ondan bile mutluyuz yani şu anda. Geldim, geldim. İşte tek başına yaşamanın en zor yanı galiba bu. Bir anda kapı çalabiliyor, bir şey oluyor. Ama hallettim. Kapıcımız vardı Harika. da bugün görüşmemiz. Esra seni izlemek isteyenler nerede izleyebilir? Bundan bahset önce. Şimdi şu an olarak aktif olarak düzenli Isparta'da ve Denizli'de Holiston diye bir mekandayız ve Holistonların birçok şehrindeyiz aslında. Tamam. Yazın Antalya'dayız. Eskişehir'e geldiklerinde burada fakülte diye bir mekan var. Tamam. Çok mekan var yani. Holistonların çoğunda her şehirde görebilirler. Harika. Sosyal medya hesabın, Instagram'ın, TikTok'un nelerin var? Sosyal medya Instagram kullanıyorum. Aslında aktif olarak pandemide Twitch de kullanıyorduk. Onu da tabii ki söyleyeyim. Ona dönüş yapacağız Evet. umarım. Umarım çünkü biz çok sahne yayınları vesaire de deniyoruz aslında Twitch'te. Bu ortamlarda çok güzel konserler verdik işte Twitch aracılığıyla ya da akustik sahne interaktif olarak kullandık. Bulunduğunuz mekandaki insanlarla Twitch'teki insanları buluşturma anlamında. Oraya da ufak ufak döneceğiz. Sosyal medyada Instagram hesabım S2S alt tire Ra A 2 A'la zor birazcık. Tamam, Onun neyse ben dışında yazarım bir yerlere. Onlar bulurlar artık o isimden. kullanıcı Buyur. adı almak çok zor. Anladım abi. Esra Koç ismini almak çok zor çünkü binlerce Esra Koç vardır. Gerçekten Öyle. öyle. Peki. Esra çok teşekkür ederim. Bir konser sonrasında gelip benimle sohbet ettiğin için, vakit ayırdığın için. Sağ ol, süpersin. Çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Takipçin olacağım bundan sonra. Grubunla beraber yaptığın işleri hepsini izlemeye çalışacağız. Ben ve bütün arkadaşlarım ve izleyen herkes emin ol. Sizleri de bekleriz her zaman yolunuz düşerse. Zevkle, zevkle inşallah. Zevkle. Yayını kapatıyorum. Görüşmek üzere. Ama seninle konuşmaya devam edeceğim. Tamam. Tamam. Görüşürüz.